Evet, aylardan Kasım. Yine biz Ahmet'le karşı karşıya geldik. Ahmet, başladı mı çekim? Başladım. Aa, süper. Tamam. Şimdi aylardan Kasım, hava çok sıcak. Aşırı sıcak bir hava. Üstüne spotlar yanıyor burada. Dedim ki ben bugün artık daha fazla uzun bir şey giyemeyeceğim. Hemen kısa kolları giydim. Ahmet'in karşısına geçtim. Ahmet, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de valla, gayet iyi hissediyorum. Bugün bir sürü şey konuşmak istiyorum ama zihnimde bir sürü soru geçiyor, bir sürü konu geçiyor. Yine sana bırakacağım Ahmet, ne dersin? Olur, hatta şöyle bir soruyla başlayayım ben. Şimdi Mehter marşları, Osmanlı marşları bildiğimiz gibi hepimizi gaza getiren marşlar. Böyle savaşalım, Allah edalarıyla yankılanıyor. Bu marşları o zamanında savaşan dedelerimize, atalarımızı dinleseler komple dünyanın hükümdarı olamaz mıydık diye bir düşünüyorum. Ben dinledikçe çünkü bazen böyle gaza geliyorum yani. Evet, aslında marşlar bu yüzden var. Günümüzde de böyle 100. yıl marşı, şimdi Norma Ender bir marşı yazdı mesela. Herkes dinliyor, ne yapıyor? Gaza geliyoruz. 100. yıl, o coşku falan. Demokrasi namına çok fazla şey tartışılır. Neyse, bunu Cumhuriyet videomuzdan izleyebilirsiniz. Şimdi Ahmet'in dediği gibi o şeyde Mehter Marşı'nın müziklerini duyduğumuzda da hemen gaza geliyoruz. Ben şu kenardan Mehter Marşı mı açsam ya, şöyle saniyelik. Ahmet'i gaza getirelim. Bu sefer efekti ben ekledim hemen Ahmet soruyu sorarken. Efekti ekledik ama Mehter Marşı gerçekten, bir soruya cevap verecek olursam, kimseyi gaza getirmez. 15. yüzyılda, 14. yüzyılda hiç kimse gaza gelmez. Mehter Marşı'ndan ziyade Ceddin Deden'le gelmez. Çünkü Mehter Marşı dediğimizde eşittir Ceddin Deden. Cumhuriyet dediğimizde de aklımıza gelince 10. yıl marşı. Yani iki marş aslında bizi böyle of bambaşka yerlere çekiyor, bambaşka yerlere götürüyor. Ceddin Deden'i eğer biz 15. yüzyılda götürsek, Ceddin Deden hep kahraman Türk milleti dedik. Oba, orada dağıldı. Neden dağıldı Rahmet? Neden? Çünkü çok uluslu bir toplum. Evet, çünkü çok uluslu bir toplum Osmanlı. Osmanlı çok uluslu bir devlet yapısına sahip olduğu için hep kahraman Türk milleti, arkadaşım sen ne diyorsun der. Bir ara böyle bir şey vardı ya, program arkadaşım, arkadan sesleniyordu arkadaşım diye. Burada da şey gibi düşünün, Ceddin Deden'i duyunca arkadaşım, ben gelmiyorum, ben de savaşıyorum ama ben Türk değilim demeye başlarlar. Bu sebeple aslında biz Ceddin Deden marşıyla Osmanlı'da savaşa gidemeyiz. Ki keza biz dinliyoruz ama bunu Osmanlı için hep söylüyoruz. Osmanlı için söz konusu değil. Çünkü bu marş ne zaman yazıldı biliyor musun Ahmet? Kesin bilmiyorsun. Hadi söyle bakalım. Tahmin et, ne zaman yazılmış olabilir? İstanbul'u fethettikten sonra mı? 1453 sonrası. Hadi ya Ahmet, az önce dedim ki 15. yüzyılda gitsek dedim, 16. yüzyılda bununla kimse orduyu toplayamayız. Ordu yıkılır. Biraz daha o zaman tahmin, son tahmin hakkın. O zaman Cumhuriyet zamanı, Cumhuriyet kurulurken mi, kurulduktan sonra mı? Ahmet, Cumhuriyet kurulurken diyorsun. Değil, 29 Ekim 1923'te bunu çalsak yine... Yok yani, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemlerden yani sen biraz daha 18. yüzyıl, 20. yüzyıl evet, aralığında diyorsun. Hadi daha geniş tutalım. Aslında yaklaştı Ahmet. Çünkü bu 1917 yılında yazılıyor. Baktığımızda 1917 yılında yazılan bu marşı biz sanki Osmanlı'da of... Ordu her yeri fethederken bunu çaldılardı. Oba, biz her yerden gittik. Viyana kapılarından, oradan buradan saldırdık diye. Ama böyle değil. Çünkü Ceddin Deden o kadar Türklükle ilgili şey barındırıyor ki çok uluslu bir devlete hitap etmiyor. Peki bizim marşlarımıza ne oldu? Hatırlayın, size daha önce 2. Mahmut videosunda şeyi anlatmıştım. 2. Mahmut'un en önemli icraatı neydi? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıp yerine Asakir-i Mansure-i Muhammedi ordusunu kurmak. Yani Muhammed'in ordusunu kurmaktı. Şimdi Yeniçeri Ocağı'na o kadar gıcık oluyor ki 2. Mahmut. Öyle gıcık oluyor ki kılık kıyafetini değiştirirken güftelerini ve bestelerini aslında Mehteran bölüğünde yakıyor. Yakılıyor. Zarar görüyor ve o günden bugüne bize gelen hiçbir şey neredeyse yok. Çünkü zarar görürken aynı zamanda dünyada değişen o milliyetçilik akımı,
ulus devlet kavramı da ön plana çıkacak. Onunla beraber yeni anlayışlar ortaya çıkacak. İlk anlayış 1907. 1907'ye geldiğimizde artık yeni marşlar bestelenmeye başlıyor. Hatta İttihat Terakkici olan Enver Paşa diyor ki 1914'lerde, ya arkadaş yetmez, daha fazla yazalım diyecek ve Türklük bilincini, milli bilinci besteleyen birçok marş o dönemde yazılacak. İşte Ceddin Deden de 1917'de yazılıp günümüze kadar Osmanlı'da her yerde. Hatta sorsak şimdi, ya gerçekten çok istiyorum, bir gün şöyle sokağa çıkacağım, soracağım, Ceddin Deden marşı ne zaman yazıldı diye sorsak, herkes yani Kanuni, Fatih, herkes o dönemleri söyler. Tarihi sorgulama sıfır, ama sorsak herkes sokakta tarihi biliyor. Böyle dehşet tarih bilgisi var ülkemizde. Yani en az tarih bilip en çok konuşan milletiz bu konuda. O yüzden biraz sorgulamamız, biraz da değerlendirmemiz gerekiyor. Burada tabii okullarda öğretilen tarih bilgisine de soru işareti ekliyorum. Her ders tarih öğretmeni, sosyal bilgiler öğretmeni olarak da bunu eleştireyim. Bizler bunu eleştiriyoruz, bunları söylüyoruz ama Osmanlı'yı bu noktaya getiren isimlerden bir tanesi 2. Mahmut. 2. Mahmut diyor ki artık bitti. Çünkü Yeniçeri bitti, Mehteran bölüğü bitti. O zaman yeni bir sistem kuralım. Ne kurulacak? Mızıkayı Hümayun. İsmi nasıl? Mızıka. Yani çok Avrupa'yı değil mi? Mehteran nerede? Mızıka'yı Hümayun nerede? Sonra öyle gelecek ki askeri bando takımları kurulacak. Yani bando oluşturacak. Osmanlı bandosu. Yani adım adım Osmanlı kültürde, sanatta, askerlikte, eğitimde, siyasette, her alanda diyoruz ya modernleşiyor Avrupa'yı, yenilikleri. Avrupa diyorum ama burada önemli yenilikler Avrupa'da gerçekleştiği için söylüyorum. Yoksa başka bir medeniyet olsaydı onun adını vurgulardık. Burada eleştirilerinin hemen önünü kapatalım. Şimdi Osmanlı bunları eleştirirken, Osmanlı eleştirilerin dışına da çıkıp aynı zamanda yenileşmeyi sağlarken bir hedefi de var. Her alanda modernleşmek, çağı yakalamak. Çağı yakalarken sadece siyasette değil, ordunun farklı, az önce Ahmet'in söylediği gibi, gaza getiren mekanizmalarını da değiştirmek gerekiyor. Bunlardan biri de Mehteran bölüğü. Mehteran bölüğünde değişiklik olacak ama bu Mehteran bölüğü değiştirilirken işte biraz da bizim hep şeye bakış açısı vardır. Bir şeyi yaparken yakıp yıkıyoruz maalesef. Cumhuriyet dönemi ile ilgili böyle minimum eleştiride bulunurum genellikle. Bu konuda kendimi de eleştirebilirim. Ama genellikle yakıp yıkma noktasında her dönem vardır. İkinci Mahmut döneminde de vardır. İşte 1923 sonrasında da vardır. Aynı şekilde bu dönemde marşlarda büyük bir değişikliğe gidiliyor. Bando sistemi kuruluyor. Daha yenilikçi, Avrupa'yı müzikal sistemler, notalar oluşturulmaya başlanıyor. Genellikle bizim müzik sistemimizde şey vardır. Aralıklar vardır. Aralıkları çoktur. Namelidir yani. Diye gider. Ama mesela Avrupa müziği dın dın dındır yani. Tektir. Bizimkiler aralıklıyken onlar daha tek gidiyor. Bir anda bakıyoruz bizim ordumuzda, hem Mızıkayı Hümayun için konuşalım. Marşlar bestelenirken tık tık. Mesela şeye bakıyoruz 10. yılıma. Çıktık açık alına dın 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 diye gidiyor. Mesela meden dın dın dın. Bayağı aralıklı değil mi müzikler? Yani daha yayvan gidiyor. O yüzden Mehteran'dan 10. yıl marşına geldiğimizde aslında Türk toplumunda büyük değişimi görüyoruz. Ama değişimi görürken bir de şunu fark etmemiz lazım. Bu zorunlu değişiklik. Yani gel gelelim, nasıl biz 15. yüzyılda Ceddin Deden'i çalamazsak 19. yüzyıla, 20. yüzyıla geldiğimizde de Ceddin Deden'i değil başka bir marşı çalmaya çalışsak, işte Aziz Padişah desek, Kafkas Dağları'nda çiçekler açıyor desek kimse bize destek olmaz. Kafkas Dağları'nda çiçek açıyor, yerini ne aldı? İzmir'in dağlarında çiçek açıyor. Aziz Sultan cümleleri, kelimeleri geçerken bir bakıyoruz, Türk milleti kelimeleri geçmeye başlıyor. Yani saltanat kendini Türk milletine bırakıyor. Kafkas Dağları kendini İzmir'in dağlarına bırakıyor. İşte padişah kendini bir bakıyoruz Mustafa Kemal'lere bırakıyor. Yani marşlar aslında bizim tarihi döngümüz hakkında bize kırıntılar veriyor. Bize bir takım mesajlar veriyor. O mesajları biz marşlardan toplayabiliriz. Hep sevdiğim şeylerden biri. Sen şimdi Ceddin Deden Mehteran Marşı dedin ama mesela 10. yıl marşını çok söylüyoruz.
10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Hiç kimse buna dikkat etmiyor. Ne demek istiyor Ahmet sence? Hadi şak diye bir soru sorayım. 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Dın 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 dın. Türkiye nüfusunu söylüyor biliyor musun? Çok basit. Aslında hiç kimse bunu fark etmiyor. Bak her yerde söylüyoruz, sen de söylüyorsun. İşte daha şundan çok kısa bir süre önce 29 Ekim'in yani Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını kutladık. Ve en çok Bağdat Caddesi'ndeki yürüyüşlere katıldım. En çok Bağdat Caddesi'ndeki yürüyüşlerde vurgulanan şey 10. yıl marşıydı. Norm Ender o bu hep kenarda. 10. yıl marşının bizim için anlamı çok büyük. Ama orada bile marş bize bir mesaj veriyor. Diyor ki 10. yılında yani 29 Ekim 1923 onu ekleyelim 1933'e geldiğimizde Türkiye'nin nüfusu kaçmış? 30 milyon mu olmuş diyeceğim değildir. 10. yıl marşı için ne de söyledim? 15 milyon. Evet 15 milyon genç. 15 milyon genç ortalama limit tabii ki bu. Hani 3 aşağı 5 yukarı değişiklik gösterebilir ama 15 milyon genç, genci, yaşlısı herkesin dahil olduğu bir nüfus profili. O sebeple bize aslında 10. yıl marşı diyor ki ülkemizin her yaştan genç nüfusuyla ne yapıyoruz biz? Yürüyoruz yani gençliğe, cumhuriyete, özgürlüğe yürüyoruz diyor. O sebeple marşlar aslında bize çok derin bilgiler veriyor ama hep biz bunları kaçırıyoruz. Ceddin dedini söylüyoruz ama Ceddin dedini sorsak Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken de çaldı derler. Ama yani bu işte biraz bizim tarihi sorgulamamızla alakalı. Söylüyoruz ama içselleştirmiyoruz. Söylüyoruz ama düşünmüyoruz. Zamanı gelince başka marşları hatta bir yere andığımızda böyle bir konu alacağım. Çünkü andığımız da önemli konulardan bir tanesi. O uzun yıllar söylendi. Neden andığımız eskiden söylendi? Bugün neden söylenmiyor? Peki biz bu tartışmalara nasıl bakmalıyız diyeyim. Bak güzel bir konu oldu. Hemen en yakın zamanda Ahmet sen de bunu bir masaya yatıralım. Sohbet edelim. O zaman şöyle. Marşlar tarihi yansıtır. Marşlar değerlidir. Marşlar o güncellikle ilgili, aktüellikle ilgili bize bilgiler verir diyoruz. Ve bugün 10. yıl marşına gittik ama asıl çıkış yerimiz Mehter Marşı'ydı. Mehter Han neden kuruldu, neden kaldırıldı, Ceddin neden, ne zaman söylendi? Peki geçmişte söylenseydi neler olur dedik. Bir sürü konu var. Tarihte konular bitmez, konuşacak şeyler bitmez, yorumlamalar bitmez. Bugün sizlerle Mehter Han'ı konuştuk, Ceddin Deden Marşı'nı konuştuk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.